inşası sözümüz. Bizim programda söylemiştiniz. İlk sizin programda söylemiştiniz. Benim programda söylemiştiniz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Önemli buluyorum. Çünkü şu, evet biz Türk toplumu son 20 yıldır gittikçe baskılanan, fikrini, düşüncesini açık açık ifade edemeyen, nobranlaşan, yani kim ne kadar çok bağırıyorsa o kadar haklı çıktığı düşünülen, hakkını arayamayan, hakkını arayamayacak kadar acizleştirilen bir toplumsal yapıya dönüştük. Yani mesela kendi mesleğimle ilgili rant dediğimiz kavram hiç bu kadar acıtıcı hayatımıza girmemişti. Depremde yıkılan binalara baktığımızda bunların hepsinde bir rant. Peki rantın yönetimi nereden olur? Siyaset. Biz siyasette bir şeyleri düzeltmez isek, nitelikli siyasetçi ve nitelikli siyaseti kurgulayamazsak, bu toplumun kendisinde var olan genetik kodlarındaki ahlaki değerler, namus, ahlak, dürüstlük, liyakat, bu değerleri ayağa kaldıramayız. Bugün liyakat kavramı bitti. Yani bugün devlette şurada burada bir iş yerinde eğer bir iş yapmak istiyorsanız sizin yeteneklerinizin bir önemi yok. Hangi ilişkilerle bunu yapıyorsunuz? Türkiye'nin yeni seçilecek Büyük Millet Meclisi'nin bir kurucu meclis kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani 14 Mayıs tarihinde seçecek olduğumuz milletvekilleri 1920'de görev alan milletvekilleri kadar büyük bir sorumluluk alacak. Bu ülkenin değerlerine ve içinde var olan ve artık pek çok ortamda örselenen değerlerine geri dönüş için çok önemli bir görev üstlenecek. Devletin tepeden tırnağa yeniden yapılanması gerekiyor. Ve bu gereklilikte namuslu, dürüst, geçmişi pırıl pırıl, tertemiz, ahlaklı, yaptıkları ile ortaya çıkabilen, benim geçmişim böyle ve geleceğime bu referans oluyor diyebilen isimlerle donanan bir meclisin Türkiye'yi genetik kodlarına, asli kodlarına dönüştüreceğini düşünüyorum.